Evet sevgili seyirciler, Altılı Masa 47. kez memleketin sorunlarını konuşmak ve bir yol haritası bulmak için toplanıyor. İçeride neler konuşulacak, liderler hangi önemli kararları alacak ya da alabilecek mi çıkışta öğreneceğiz. Buyurun, buyurun, buyurun liderlerim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen yemek servisine geçiyorum efendim. Her zamanki gibi değil mi? Evet değerli kardeşim. Her zamankinden istiyoruz. Ha yalnız gitmeden garson beyciğim, şu telefonumu şarja takar mısın? Bizim evde 4 gündür elektrik kesik de. Hazır elektrik bulmuşken. Tamam başkanım. Şimdi o elektriği bağlarken sizden faiz de alırlar. Bence ana parayı ödeyin, faizi mahkemeye verin. Bence en doğrusu bu. Ben günaha girmem deyin. Şimdi bakın, faiz sebep, kesinti sonuçtur deyin. Ayrıca da sebep olan kebap olsun derseniz hem layık kesim alınmaz, hem de Anadolu şeysi vardı, neydi o ya? Burhan, Burhan. Hah, Anadolu Burhan'ı hoş olur. Evet, İrfan o efendim, İrfan. Anadolu İrfan'ı, Burhan'ı değil. Orada bir karışıklık var. Ben çünkü bunun başbakanlık döneminde bunu şeyde çok şey yapardım. Ben şimdi bir konuşsam var ya. Neyse şimdi. Çok... Evet arkadaşlar. Zaten bunları konuşmak için Altılı Masa bir araya geldik, tekrar toplandık. Evet. Sayın ikinci büyük muhalefet Mehtap Akdener Hanım, hoş geldiniz. Sayın eski başbakan Kavutoğlu hocam. Sayın ilk muhafazakar muhalif Karamillioğlu Bey, hoş geldiniz. Eski bakan babadan, eski bakan babadan, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz sevgili... Faysal efendim. Heh. Demokrasi Partisi. Demokrasi Partisi Faysal. Demokrasi Partisi Faysal. Demokrasi Partisi? Faysal. Heh, Faysal, tamam. Şimdi aklıma yazdım. Sevgili arkadaşlar, biz sürekli yemek yemek için bir araya gelip dağılıyoruz. Yahu ben bu yemeklerde 36 kilo almışım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Siz eskiden çok yürürdünüz Sayın Genel Başkan. Sizin sayenizde efendim. Kalp damar sağlığı için yürümedik biz o otobanları. Eski günleri geçmeyelim. O günleri geride bırakacağız. O günleri geride bırakacağız. Gerekirse kilolarımızla da helalleşiriz. Bizim artık bu masadan vatandaşa bir çözümle kalkmamız şart oldu. Efendim yani artık bir şeyler söyleyelim. Video çekmekten bizim partimiz ajansa döndü. Geçen gün bir tane markadan teklif geldi. Tövbe tövbe. Vatandaş bizden çare bekliyor. Esnaf ziyareti yaptım. Vatandaş dertli. Vatandaşın çaresi belli. Biz geliyoruz, biz geleceğiz. Ülke rahat edecek. Biz geliyoruz derken böyle hep beraber geliyoruz değil mi? Beraber tabii Sayın Baysal. Faysal efendim. Bu arada ben de bir esnaf ziyareti yaptım. Kimse tanımadı beni. Mahalle kasabamız bön bön baktı suratıma. Olsun. Daha gerçi sizler benim adımı ezberleyemediniz. Halk nasıl ezberlesin değil mi? Gerçi 250 bin oyumuz var. Az mı efendim? Yani... Yani tabii. Şimdi değerli arkadaşlar, ekonominin nasıl kötü gittiğini biz şiirle anlattık. Efendime söyleyeyim, şakayla anlattık. Ondan sonra laf soktuk. Sayın Karamillioğlu Bey çok güzel editler hazırladı, paylaştı. Ancak bizim artık vatandaşa durumun nasıl kötü gittiğini değil, nasıl iyi olduğunu anlatmamızın zamanı geldi. Bakın, iktidara gelsek biz çözeriz de. Yani ben bu konuda mütevazi olmayacağım. İki kriz çözmüş adamım ben. Efendim, şimdi dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Yani şey etmeyeyim diyorum ama demek ki iyi çözememişsiniz. Efendim, bizden sonra bozdular ekonomi yönetimini. Yani vatandaş bize gelse hallederiz de. Vatandaşın gelmeye dermanı yok. Vatandaşın ayaklarında hal kalmadı.
Vatandaş yorgun. Biz gelince gelecekler, biz gelince koşacaklar. Hodri meydan. Öyle meydana çıkınca işler değişir. Mehtap Hanım, o öyle değil. Ben bildiklerimi anlatsam var ya, bu... ülke öyle bir karışır ki o... Sayın Kavutoğlu, ya şu bildiklerinizi bir anlatsanız mı kardeşim? Onu anlatacağım. Zamanı gelsin. Ben her şeyi tane tane anlatacağım. Ya anlatın da dinleyelim hocam. Gerekirse bizim çocuklar harika bir video çekerler. Anlatacağım. Zamanı gelsin hepsini. Şimdi zamanı demişken, yani sesli düşünüyorum. Evet. Vatandaş dertli. Vatandaş bizden bir çare bekliyor. Bizim piste çıkıp dans etmemizi, siyasi vals yapmamızı bekliyor. Ne oldu? Dikkat edin, vals derseniz muhafazakarlar korkuyor. Pardon, aman muhafazakarları korkutmayalım. Yani birinin bizim adımıza sahaya çıkması gerekiyor, sahneye çıkması gerekiyor. Mesela bütün sorunların muhatabı bir isim. Vatandaş onu bilsin, vatandaş onu bilsin, ona sorsun. Siz aday mı belirleyelim diyorsunuz? Yani. Her toplantıda aday belirleyeceğiz diye oturuyoruz, geçiştiriyoruz. En son yine adayı tartışmak yerine en sevdiğimiz yemekleri konuşup dağıldık. Sizin kafanızda nasıl bir aday var? Mesela benim kafamda eskiden bu işi yapmış çok dürüst bir akademisyen var. Ya da artık erkek siyasetinden sıkılmış, halkımıza umut olacak bir kadın siyasetçi de olabilir. Ya da en az iki ekonomik kriz çözmüş. Dışişleri Bakanlığı yapmış. Öyle hafif toplu. Ve güler yüzlü, sakin bir insan. Ya da kimsenin denemediği tontoş dede imajı verin. Gençlerin de sevdiği videolar çeken birisi. Ya da kimsenin tanımadığı... sürpriz bir isimle ters köşe yaparak... Öyle değil mi efendim? Bu Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibi düşünün ya. Yerinde kimse tanımıyordu. Dizinin sonuna doğru herkes onu konuştu. Unutmayalım. Ya değerli arkadaşlar, bakıyorum herkes kendini tarif ediyor. Bence aday böyle kendini düşünmemeli. Bence aday bana kalırsa nasıl olmalı biliyor musunuz? Nasıl olmalı başkanım? Demokrat olmalı. Çok doğru. Adaletli olmalı. Evet. Dürüst olmalı. Ama mantıklı bu. Gözlüklü olmalı. Gözlüklü mü? Evet, en önemli kriterlerden birisi de kel olmalı. En azından seyrek saçlı olmalı. He. Ben düştüm. Başka başkanım? Sakalsız olmalı. Ben de düştüm. Ama siz de kendinizi anlatıyorsunuz İbrahim Bey. Ben gönlümdeki kriterleri sayıyorum sadece. Bakın inanın, adayı belirlediğimiz anda insanlar kutlama yapmaya başlayacak. Ne oldu yine? Kutlama dediniz, muhafazakarlar korktu. Ama ben ne söylesem siz alınıyorsunuz ya. Ama siz de biraz dikkat edin İbrahim Bey. Ya arkadaşlar söyleyeceğim bu. Altılı masa biraz sallanıyor. Bunun altına kağıt mı sıkıştırsak, ne yapsak? Efendim, şey yapmayın. Arkadaşlar, yine bir toplantıdan parlamenter sisteme geçeceğiz diye çıkarsak, millet bizi topa tutar. Artık hep birlikte bir çare aramak lazım. İyi de ne duymak istiyor insanlar? Aslında benim elimde bir dosyalar var. Bak ben bunları bir açsam ülke yıkılır biliyor musun? Ama zamanı gelince hepsini ben anlatacağım hepsini. Yahu daha nasıl bir zaman bekliyorsunuz? Mahşer zamanını mı bekliyorsunuz sevgili kardeşim? Hayır, ne söylesek de herkesi memnun etsek, hem sol kesim hem karşı taraftan oy almak hem kararsızları ikna etmek için acaba nasıl bir cümle etmek gerekir? Kalırsan kararsız, olursun faydasız. Nasıl?
böyle bir slogan yapsak, he? Güzel olmaz mı? Büyük puntalar, renkli, drone uçururuz güzel bir açıyla, güzel bir reklam. Olur. Cikletleri de basıp öyle dağıtalım. Ay, ne oldu? Ay, yine ne oldu? Ben anlamadım ki, ne dedim? Bu sefer ben de anlamadım. Yemekte salyangoz var sandık da mantarmış. Mantarmış. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne oldu? Yemeğe daldık yine. Yine aday bulamadık. Yahu biz bu millete ne diyeceğiz? Hoş geldiniz güzel İstanbul'umuza sayın genel başkanlarım. Geçiyordum, bir uğrayım dedim. Biz de tam aday konusunu konuşuyorduk. Tesadüfe bak. Yoksa bu bir işaret mi ya? Sen aday mı olmak istiyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi burada sayın genel başkanım var ama ben de kendimi taca atacak değilim yani. İcap ederse 90'a takarız topu yani. Şimdi ben zaten cumadan çıktım. Che Guevara'nın törenine gidiyordum. O yüzden de bir uğrayayım dedim ya. Hayır, oradan da çıkacağım. Akşamüstü valse gideceğim. Oradan da türkü dinlemeye gideceğim. Zaten akşam üzeri de gece yarısına doğru gençlerle iki el oyun oynarım. Sonra da uyurum ya. İyi, haydi görüşürüz. Ha, bu arada bak, kazanacak aday çok önemli ya. Riske girmeye değer mi ya? Ay, sadece bir soru. Haydi ben gidiyorum. Ben niye her şeye bu kadar şaşırıyorum? Evet. Değerli arkadaşlar, biz yine masadan boş kalkıyoruz. Ben hesabı istiyorum. Hesap lütfen. Yanlık. Balık efsane. Köfte de çok güzel ama bu şeyini, baharatını biraz fazla kaçırmış. Bunu asıl Esenyurt'ta güzel bir dükkan var. Orada yiyeceksin. Vallahi çok güzel. Yiye yiye gurme olduk. Buradan çıkınca da vatandaşa basın toplantısında yemekle nasıl bulduğumuzu anlattınız. Ya ben bu kiloları nasıl vereceğim? Buyurun efendim. Ne oldu? Yine niye korktunuz? Halk faturayı kesti. Yuh artık, böyle de hesap olmaz. Nasıl yapalım o zaman değerli liderler? Altıya mı bölüyoruz? Yok, bence şöyle yapalım. Herkes yüzdesi kadar ödesin. Ben mesela %0,2'sini vereyim. Çok mantıklı biliyor musun? Ben de... Bu yeter ya. Ben 30 lira veriyorum. Bence de en mantıklısı o. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Herkes 250 lira ateşlesin, helalleşelim. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.